Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bu videomuzda sizlerle birlikte Sıla'nın reklamlarda kullandığı ve kamerasını çok beğendiği Oppo A9 2020'nin pil özelliklerine göz atıyoruz. Telefonun pili ne kadar gidiyor, pil ömrü nasıl, pilin ne kadar sürede şarj ediyoruz gibi soruların cevabını tamamı bu videoda hep beraber izliyoruz. Beraber yeni bir seri başlatıyoruz sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Sizden zaman zaman bu tarz sorular geliyor YouTube kanalımızda. Biz de bu sorulara kayıtsız kalmadık ve cep telefonlarının pil ömrünü anlatan kısa videolar çekmeye karar verdik. Bu serinin ilk konuğu ise Oppo A9 2020 oldu. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bu telefon bize teste gelmişti ve kutu açılımını yapmıştık. Şimdi yukarıdan kutulardan onu çıkaracağım. Oradaki videoyu izleyerek de kutu içerisinde neler olduğunu görebilirsiniz. Belki aklınıza şu soru gelecektir. Pil testini nasıl yaptınız? Yani bataryasını nasıl test ettiniz A9 2020'nin? Şöyle söyleyelim. Gerçek hayatta karşımıza çıkabilecek senaryolar üzerinden bir ölçüm yaptık. Şimdi birinci senaryomuzda oyun oynadık. İkinci senaryomuzda video izledik. Üçüncü senaryomuzda ise sentetik bir test kullandık ki PC Mark testini kullandık burada. Biliyorsunuz sektörün en önemli testlerinden bir tanesi. Son olarak da normal kullanımda ne kadar bir pil ömrü olduğunu sizler için ölçtük. Şimdi onlara hepsine tek tek sırayla bakalım. Şimdi ilk olarak oyun tarafında nasıl test yaptığımızı anlatalım. Biz bu telefonla 15 dakika boyunca PUBG Mobile oynadık. PUBG Mobile'a oynamaya başlamadan önce pil durumunu ölçtük. Oynama bittikten sonraki pil durumunu ölçtük ve elde ettiğimiz değer %3 oranında bir azalma oldu. Yani telefonun pili biz oyun oynamaya başlamadan önce diyelim ki %23 iken oyunu bitirdiğimizde yani 15 dakikanın sonunda %20'ye inmiş oldu. Yani yaklaşık %3'lük bir düşüş oldu. Bunu şimdi oran orantı üzerinden hesapladığımız zaman ise karşımıza 500 dakikalık bir pil ömrü çıkıyor. Yani eğer pil aynı şekilde azalmaya devam ederse 500 dakikalık bir pil ömrü olduğu ortaya çıkıyor. Ama tabii ki piller böyle çalışmıyor arkadaşlar. Pilin ömrü sona doğru inmeye başladığında yani %30, %20, %10 gibi durumlardan bahsediyorum. Daha hızlı deşarj oluyor. Yani pil ömrü orantılı olarak azalmıyor. Bu bakımdan yani bu 500 dakikayı da yaklaşık olarak 8 saate tekabül ediyor ortalama olarak söylememiz gerekirse. Yani PUBG Mobile kullanarak yaptığımız denemelerde cep telefonunun pil ömrünü yaklaşık olarak 6 saat olabileceğini ölçtük. Dediğim gibi 500 dakika veriyor ama o rakam çok doğru değil. Ölçümleri doğru yaptığımız zaman hata paylarında koyduğumuzda yaklaşık olarak bir 6 saatlik bir pil ömrü veriyor Oppo A9 2020. Bu kadar uzun bir süre vermesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi de 5000 mAh'lik lityum polimer pil. Çok büyük bir pili var arkadaşlar gerçekten de ama telefon o kadar aşırı büyük değil bu arada. Ama pili çok büyük tasarlanmış, çok büyük kullanılmış. Bu da şu anlama geliyor, bu telefonun pili neredeyse hiç bitmiyor anlamına geliyor. Özellikle oyun oynasanız bile zaten yani normal bir insan 6 saat boyunca PUBG Mobile oynamaz diye tahmin ediyorum. Ama oynarsanız da telefonun pili eğer tam doluysa size yetecektir, bunun garantisini veriyoruz. Gelelim bir diğer senaryo. O senaryoda da video izledik. Şimdi onu nasıl yaptığımızı ondan da biraz bahsedeyim. Cep telefonuna sim kart varken üzerinde sim kart takılıyken Wi-Fi bir ağa bağladık ve Wi-Fi ağda 15 dakika boyunca video izledik. O denemede de yaptığımızda da yaklaşık olarak yine %3 oranında bir düşüş gördük. Bu da yine aynısında oyun tarafında olduğu gibi aslında yani video izlerken de benzer bir performans düşüşü oldu. Yani %3 oranında bir düşüş olduk. Demek ki video izlerken ki pil azalma durumuyla oyun oynamada hemen hemen aynı sonuç veriyor bize. Bu da şu anlama geliyor. Yani video izlerken de yine bir minimum 6 saatlik bir pil ömründen söz etmemiz mümkün. Şartlar tabii hani 6 olur, 7 olur, 5 olabilir. O birazcık hani Wi-Fi'ye olan mesafenize, işte telefonun sim kartının baz istasyonu olan mesafesine vesaire gibi noktalara da bağlı. Bu bakımdan hani kesin bir rakam söyleyememekle beraber 6 saati yine rahat görebileceğinizi söyleyebiliriz. Bir diğer testimiz ise sentetik testi. Biliyorsunuz cep telefonu testlerinde genelde bu tarz böyle yazılımlar, uygulamalar kullanılıyor. Biz de burada PC Mark'ın batarya testini kullandık ki aynı zamanda bilgisayarlarda çok kullanılan ve standart haline gelen bir uygulamalardan bir tanesi bu.
Orada da gerçekten çok 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 yüksek bir değer bulduk. Ben bugüne kadar herhangi bir cep telefonunda böyle bir değer görmedim arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bugüne kadar tabii pil testini ayrıca yapmamıştık. Biz genelde incelemelerin içinde yapıyorduk ama bunun için ayrıca bir test yaptığımda gözlerime inanamadım adeta. Çünkü PC Mac batarya testinde 24 saat 28 dakika gibi inanılmaz bir rakam çıktı. Ha bunun tabii hataları olabilir vesaireler olabilir ama hani 24 saatlik bir ömür şöyle söyleyeyim hani en kral telefon bugüne kadar işte 17 saat 16 saate kadar falan görmüştüm ama 24 saatlik bir sonuç PC Mac batarya testinde hiç görmemiştim. Bu telefonda ilk oluyor onu söyleyeyim. Bu da hani telefonun pil ömrünün gerçekten yüksek olduğunu gösteren önemli bir delil. Oppo A9 2020'nin pil testinin bir diğer senaryomuz ise kullanım senaryosuydu. Normal hani sim kart taktık, işte normal bazen Wi-Fi'ye bağlandık, bazen dışarılarda gezindik, bazen işte WhatsApp'tan mesaj attık, bazen video izledik vesaire. Böyle bir senaryoda 2 günü çok rahat görüyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki çok daha yoğun kullanırsınız. Yani sürekli video izlerseniz, sürekli oyun oynarsanız tabii ki bu süre düşecektir. Ama hiç kullanmadığınız zaman da 3-4 güne kadar çıkabilecek bir pil ömründen söz ediyoruz. Ki hani 2 gün bile, tam olarak 2 günü çok rahat bir şekilde bu senaryo dahilinde veriyor olması bile pil ömrünün ne kadar yüksek olduğunu bize gösteriyor. Tabii şunu da merak ediyor olabilirsiniz. Telefon ne kadar sürede şarj oluyor? Onu da denedik. Telefon kapalıyken %0 şarj ile başladığımız şarj testindeki kendi kutusundan çıkan adaptörünü ve kablosunu kullandık. Bu tip testlerde böyle yapmak zorundayız. Farklı adaptörlerle veya farklı kablolarla sonuçlar farklı çıkabilir. Telefonun pili tam olarak 3 saat 30 dakikada yani 3 saat 33 dakika gibi bir değer bulduk biz. 3,5 saat diyebileceğimiz bir sürede şarj oldu. Uzun bir süre mi? Evet biraz uzun bir süre. Ama pilin büyük olması beraberinde pil şarj süresinin de uzun olmasına sebebiyet veriyor. Yine de 3,5 saat çok uzun bir süre değil. Hani atıyorum %50 şarj içinde işte 1,5 saat beklemeniz gerekiyor kabaca bir hesapla. Bu hani hızlıca atıyorum 10 dakika şarj edip de alıp da gitmeniz de mümkün belli bir oranda şarj olduktan sonra. Ama bu boyuttaki bir pil için 3,5 saatin normal olduğunu söyleyebilirim. Oppo A9 2020'nin pil ömrü ile ilgili merak ettiğiniz bir şey varsa ya da bizim söylemeyi unuttuğumuz, gözümüzden kaçan şöyle bir özelliği var mı, şunu şu şekilde mi yapıyor gibi bir sorunuz varsa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Teknoloji Oku'nun YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda Teknoloji Oku'yu Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlarda takip etmenizi de öneriyorum. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.